Herkese merhabalar. Ben sporcu diyetisyeni Berk Tiryaki. Bugün sizlerle en çok soru aldığım konulardan bir tanesi olan diyetisyen maaşları ne kadar? Diyetisyenler ne kadar kazanıyor? Bu meslek geleceğe yönelik bir imkan, bir hayal, bir potansiyel vaat ediyor mu gibi sorulara elimden geldiğince naçizane bir şekilde cevap vereceğim. Öncelikle ben bu mesleği seçerken bu tip araştırmalara girmedim. Giren kardeşlerim varsa veya küçüklerim varsa tabii ki onları da güncel Türkiye şartlarında çok iyi anlıyorum. Benim küçüklük hayalimdi. Bir sporcuydum. Bir beslenme üzerine kendimce çok kafa yoruyordum ve dolayısıyla bu mesleği tercih ettim. Fakat günümüz Türkiye'sinde en neticesinde her şey ortada ve ister istemez meslek seçerken maddi kaygıdan dolayı, gelecek kaygısından dolayı tabii ki merak ediyoruz ve araştırıyoruz. Şimdi lafı çok uzatmayayım, başlayalım. Bugünkü güncel Türkiye'de askeri ücretin 5500 TL olduğunu farz edelim. Diyetisyen olarak bir e, sağlık kurulumunda, bir hastanede veya bir hekimin yanında işe girdiniz. Yani maaşlı çalışan olarak işe girdiniz veya bir yemek firmasında, catering firmasında hiç fark etmez. Güncel Türkiye'de e, alacağınız başlangıç ücreti e, büyük ihtimalle 6.000-7.000 bin, bin TL bandında olur. Asgari ücretin bir tık üzeri olur. E, buradaki benim e, kaynaklarım da e, zaten beni mutlaka takip edenler vardır veya yeni takip ediyorsanız da piyasadaki herkesle iç içeyim. E, çok fazla görüştüğüm Arkadaşlarım var sektörle çok iç içe bir diyetisyenim hem de aynı zamanda fitness camiasıyla ve spor yapan vücut geliştirmecilerle. Dolayısıyla benden alacağınız rakamlar size mutlaka bir bu yolda rehber harita nitelinde olacaktır. Dediğim gibi bir yerde maaşla işe girdiğinizde bu şekilde başlayabilirsiniz. Hekimin yanında veya başka bir diyetisyenin yanında maaşla işe girerseniz bu gibi unsurlarda tabii ki şöyle bir durum oluşuyor çalışma stilinden kaynaklı. Tabii ki çok daha fazla ücretler alabilirsiniz. Bu ne demek? Maalesef Türkiye'de bir şey var. Kapitalist yaklaşım var. Ben işte 100 kazanayım. Sana bir vereyim. Hani hep bana alsana Hani biraz böyle nasıl diyeyim benim sevmediğim bir düzen mevcut. Tabii ki bunu yapan Yeni girişimci firmalar, yeni artık inovatif Z kuşağı'nın Y kuşağı'nın kurduğu firmalarda bunlar çok daha az oluyor çünkü en nihayetinde herkes aynı hedefe ve hayale şey yapıyor, hizmet ediyor ve bunun neticesinde de herkesin mutlu olması lazım ki daha iyi bir sistem ilerlesin, daha iyi bir çalışma düzeni olsun. Ben kesinlikle bu şekilde düşünüyorum. Bu gibi yerlerde işe girerseniz. Doktorun yanında mesela baktığınız danışan başına ekstradan da prim alırsınız. Mesela danışandan o kliniğin aldığı ücret 1000 TL'dir aylık. Bunun neticesinde size %20, %30, %50... %15 artık oranın inisiyatifine kalmış bir şekilde komisyonda alacaksınız. Yani buradaki prim usulü ne demek? İşte 100 kişiye baktığınız bir ayda 100.000 TL kazandı bu kuruluş sizin sayenizde. Sizin vesilenizle 15 bin lira %15 alsanız 15 bin lira da maaşınıza ek ücret kazanabilirsiniz. diyetisyenlik kesinlikle tavsiye ederim. tavsiye etmeyeceğim bir meslek türü değil. Özellikle kendiniz seviyorsanız, kendiniz bu işin mutfağındaysanız yani genç kardeşlerime arkadaşlarıma verebileceğim en büyük tavsiye veya bu mesleği geç de olsa seçmek isteyen büyüklerim de olabilir Vermek istediğim en büyük tavsiye Her meslekte mesela dünyadaki en başarılı olmuş insanlara bakın aslında mesleklerde en başarılı olmuş kişiler en iyi beslenme programı yazan veya en iyi spor yaptıran kişiler bu işin genellikle okulunu değil. E, ...hayat okulunu okumuş olurlar. Yani bu konuda akademik bir kariyerleri olmaz. Fakat kendi o kadar çok seviyordur ki bu işi. İnsanlara o kadar çok bir motive veya empoze eder. Bu işte daha başarılı olabilir. E, buradaki aslında bahsetmek istediğim konu o. Hani bu işi yapabilir misiniz? En önemli o. Çünkü hizmet sektörü, insanla iç içe olacaksınız. E, tabii ki bir çalışma saatleriniz, kendinize belirlediğiniz prensipleriniz olur... Bunun neticesinde de insanla iç içe ve yoğun bir çalışma sisteminiz olacak. İnsanların psikolojik rahatsızlıklarını, insanların size olan tutumlarını, insanların size olan kötü davranışlarını ve aynı şekilde iyi davranışlarını. Çokça dostlarım da var mutlaka kendi danışanlarımdan hayatıma kattığım. Fakat dediğim gibi çok fazla insanın da derdini, sıkıntısını çekebilirsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim. Gelelim kendi işinizi kurarsanız... Neler yapabilirsiniz? Benim gibi benim nişanlım da diyetisyen ve psikolog. Kendi ofisimiz var. Online danışmanlık veriyoruz aynı zamanda. bu şekilde yaparsanız aslında her meslek grubu gibi yani size mesela bir köfteciden örnek vereyim. Bir yere gittiniz A köftecisinde köfteyi 30 TL yiyorsunuz. B köftecisine gittiniz 50 TL yiyorsunuz. C köftecisinde 100 TL yiyorsunuz. Buradaki danışmanlık hizmeti sizin güncel Türkiye'deki artık kendi lansmanınızı nasıl yaptınız? Kendinizi nasıl tanıttınız veya kendi belirlediğiniz müşteri portföyü skalası ne? Yani aylık 300 TL'ye mi bakıyorsunuz? Aylık 1000 TL'ye mi bakıyorsunuz? Aylık 10.000 TL'ye mi bakıyorsunuz? aylık 20.000 30.000 TL alan çok tanıdıklarım var. 1000 TL alan da var. 100 TL alan da var. buradaki tamamıyla sizin oluşturmak istediğiniz portföye bağlı veya siz bu işi e, kopyala yapıştırma yapacaksınız. Yani e, kişilere belirli e, kemik programların işte kopyalayacağın, yapıştıracağın ufak ufak makro kalori hesapları gönder gitsin, gönder gitsin. Bin kişiden 100 lira alayım, 100 bin lira kazanayım. Yoksa siz bu işi kişiye özel yapıp insanların hayatına mı dokunmak istiyorsunuz? İnsanlara daha çok motivasyon mu vermek istiyorsunuz? E, aylık 2000 TL mi alıyorsunuz? Yani buradaki temel unsur dediğim gibi sizin kendinize ne kadar bir danışan çekebildiniz. Bunun neticesinde de bunun ne kadarını sürdürebiliyorsunuz, insanlar sizden memnun kalıyor mu? Yani bir hizmet aldığınızda en önemli şey nedir? Bir geri dönüş. Bir tebessümle olabilir bu veya bir mesajla veya işte size aldığı bir hediyeyle, ofisinize geldiğinde ettiği bir teşekkürle, her şeyle olabilir. Bunların lansesini yapıyor musunuz veya yapmıyor musunuz? Bu tamamıyla sizin kendi meslek etiğinize kalmış bir durum. Ama dediğim gibi ben tavsiye ederim. Eğer isteğiniz arzunuz varsa hatta yazan yorumlara yazan arkadaşlardan da ileride mutlaka yanıma stajyer olarak almak isterim. İş olan an sunabiliyorsam mutlaka iş olan anında da yardımcı olmak isterim elimden geldiğince. Dediğim gibi bu şekilde yani 5000 TL'de kazanabilirsiniz. E 5000 TL kazanamazsınız zaten. güncel Türkiye'de 7000 TL kazanırsınız diyelim. 7000 TL'de kazanabilirsiniz. 700 bin TL'de kazanabilirsiniz. Ee, bu tamamıyla serbest bir piyasa, serbest meslek. Ee, ama maaşlı çalışırsanız dediğim gibi 7 bin başlarsınız. Ee, Acı Badem'de e, Live Hospital olur. Türkiye'nin sayılı hastanelerinden birinin yerine girersiniz. Bu 20 bin TL olur. 25 bin TL olur. Şu anda güncel Türkiye'de aldı, alınan rakamlar bunlar. Veya bazı hastanelerde prim usulü de çalışılıyor. 30-35-40 bin lira veya tecrübeniz olur. 50 yaşına gelirsiniz, 45 yaşına gelirsiniz. 40 bin lira da alabilirsiniz. Dediğim gibi maaş skalasını 7 bin ile 40 bin arası koyalım. Serbest piyasa dediğim gibi 7 bin ile 700 bin arası değişir. Hani 700 binde 7 milyon da olabilir. Bu yaptığınız girişimlere, inovatif, inovativizasyonunuza yani... ...açtığınız şube sayısına veya dediğim gibi işe olan özverinize bağlı. Ben para için yapılacak bir meslek olduğunu düşünmüyorum öncelikle. Dediğim gibi insan ilişkileri vesaire hayatınızı belirli bir kısmını adayacaksınız ister istemez. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. YouTube kanalımda her zaman buradayım destek için. İstediğiniz sorular olur bu konu hakkında yorumlara yazın. Mutlaka geri dönüş sağlarım. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.